Efendim merhabalar. Akit TV ekranlarına Anadolu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Efendim sunucunuz ben Müjdat Kökçe. Efendim saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde her hafta çarşamba günü bu saatlerde Anadolu Konuşuyor programında karşınızda olacağız. Anadolu'dan alimlerimizi, Anadolu'muzdan iş dünyasının önemli şahsiyetlerini, Anadolu'muzdan yetişen cevherleri ve değerleri Akit TV ekranlarında sizlerle buluşturmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla da hem sizleri Anadolu'yla hem de Anadolu'yu ülkenin her kesiminden insanıyla buluşturmaya gayret edeceğiz. Bu görevi de üzerimizde üstlenmiş bulunuyoruz. Efendim bu hafta Ehl-i Beyt sevgisini ve Muharrem ayını konuşacağız. İlk programımızda Sayın Kadir Akaras Beyefendi stüdyo konuğumuz, Kıble Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda Ehl-i Beyt Alimleri Genel Sekreteri. Sayın Hocam'la da biz uzun süredir yakından tanışıyoruz. Ben müsaadelerinizle Sayın yerine Hocam demeyi tercih ediyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şimdi yayıncılıkta sayın ya da beyefendi kelimeleri biraz işin içine resmiyet katıyor. Konukla sunucu arasında biraz mesafe katıyor. Ama biz biliyoruz ki uzun süredir sizinle tanışıyoruz. Birkaç da program yaptığımız için hocam demeyi tercih ediyorum. Müsaade buyurursanız. Nasıl rahat ediyorsunuz? Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam şimdi Ehl-i Beyt diyoruz. Gözümüzün nuru, göz bebeğimiz, yüreğimizin yangını, İslam aleminin en büyük yitiklerinden ve en önemli olaylarından bir tanesi. Ama sizin bilginiz dahilinde, sizin dimağınızda, heybenizde olduğu kadarıyla Ehl-i Beyt'i biraz tanıyalım istiyoruz. Ayetlerde, hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden sizin bilginizde Ehl-i Beyt'i bir tanıyalım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıyla selamlıyorum sizlerin şahsında tüm Akit TV izleyicilerini ve Anadolu'dan Edirne'ye kadar bütün coğrafyamızda ve coğrafyamızın dışında bizleri izleyen herkesi saygıyla selamlıyor ve Allah'ın rahmetinin, bereketinin bütün ümmet üzerine olmasını temenni ediyorum. Programa davet ettiğinizde eski programlar gözümde canlandı. Sizler de güzel programlar yapmıştık. Bugün de inşallah konuşacaklarımıza Rabbimiz bereket verir. Amin. Dilimizin döndüğü kadar Ehl-i Beyt'i anlatmaya çalışalım. Ama öncelikle şunu vurgulamamız lazım. Son zamanlarda özellikle tarih boyunca olmuş ama günümüzde iletişim araçları daha gelişmiş olduğu için bazen kavram kargaşası yaşayabiliyoruz. Hı hı. Yani birçok kavramları doğru bir şekilde yerine oturtmadığımız takdirde o kavramlarla ifade ettiğimiz anlamları da çok doğru bir şekilde ifade edemiyoruz, anlatamıyoruz. Veya birileri anlatmış olsa da anlamakta zorluk çekiyoruz. O kavramlardan birisi de doğru bir şekilde anlatılması gereken kavramlardan birisi de Ehl-i Beyt'tir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt kavramı Hazreti İbrahim peygamber için, onun ailesi için kullanılmış. Bir de Ahzab suresinin 33. ayetinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi için kullanılmış. İnnemâ yuridullâh li yudhibe enkumur ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tethira. Allah'ın muhakkak iradesi siz Ehl-i Beyt'ten bütün kötülükleri, çirkinlikleri gidermeyi ve sizi tertemiz kılmayı dilemiştir. Bu ayetle Ehl-i Beyt Kur'ani bir kavram haline almıştır. Hı hı. Yani Arapça gramerde Ehl-i Beyt diye bir telaffuz vardır. Bu çok geneldir. Herkesin ev halkına Ehl-i Beyt kelimesini kullanabiliriz. Ama Ehlül Beyt, Beyt'in başında Elif Lam dediğimiz harfler olduğu zaman bu özel isim gibi oluyor. Özel isim olduğu zaman artık bunu başka yerde kullanamıyoruz. Bu sadece ve sadece özel olarak adlandırılan beytin ehli. Bu beytten maksat da Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ailesi. Burada aile noktasında da beyan edildiği zaman yine ayetin üzerinde bir kavramsal olarak, bir gramer olarak açıklama yapabiliriz. Ayetin siyak ve sibakı dediğimiz önü ve arkasına bakıldığı zaman Peygamber Efendimizin eşleriyle ilgili ayetlerdir. O ayetlerde Arapça'da yine dil bilgisinde zamirler
müennes olarak, evet, yani bayanlara özgü zamirler kullanılmış. Bizim Türkçedeki gibi değil. Yani hı-hı, erkek kadın fark etmiyor gibi değil. Arapçada kadınlara özel kavramlar, zamirler vardır. Erkeklere özel zamirler vardır. Bu ayetin sibak ve siyakında tamamen müennes olarak zikredilen zamirler bu bölümde, bu paragrafta, bu ayette bir anda değişip müzekker olarak zikrediliyor. Yani erkek olarak zikrediliyor. Hı hı. Ki bu özel bir anlamı da ifade ediyor. Yani Ümmü Seleme annemizden nakledilen rivayette, ki bu birçok kaynaklarda, İslami kaynaklarda vardır, buradaki Ehlül Beyt kavramının özel şahıslar olduğunu, yani Ashab-ı Kesa diye bahsettiğimiz, evet, Efendimiz istirahat ederken İmam Hasan, İmam Hüseyin'in gelmesi, onları da o Kesa'nın abasının altına alması, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali. Daha sonra Ümmü Seleme annemiz diyor ki, ben de gelebilir miyim? Efendimiz buyuruyor ki, enti bi hayrin, sen hayırlı bir eşsin, hayırlı bir insansın ama benim ehl-i beytim bunlardır. Yani burada bir sınırlama söz konusudur. Dolayısıyla Allah-u Teala burada bu ayette bu ehl-i beytin, yani Efendimizin beyan etmiş olduğu bu şahısların temizliğinden bahsediyor. Böylece ehlül beyt kelimesinin genel anlamda herkes için kullanılmayacağını, ikincisi bu kavramın altındaki şahsiyetlerin de belirlenmiş, Efendimiz tarafından belirlenmiş şahsiyetler olduğunu bu ayet ve bu ayetin devamında müfessirlerin, hadislerin ve rivayetlerin ışığında öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz burada bahsederken, Ehl-i Beyt sevgisinden bahsederken sadece peygamber soyundan olan ve günümüze kadar da gelen bütün seyyid diye tabir ettiğimiz insanların tamamını bu kavramın altında değerlendiremiyoruz. Burada, evet, özel bir sınırlama vardır, evet, özel bir tanım, evet, vardır. Yani özel isim gibi bunu algılamamız lazım, genel isim olarak değil. Buradan hareketle Ehl-i Beyt Kur'an'da bu anlamda yer almıştır. Ve bunun benzeri birçok ayette, bazen işte İnsan suresinde, Dehr suresinde, evet, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in adak adamaları, sonrasında işte fakir, miskin ve esirin gelip iftarlarını onlara verip de 3 gün, evet, aç bir şekilde kalmadı, oruç tuttukları, yine bununla ilgili 3 tane ekmek Allah yolunda infak etmişler. Buna karşılık Allah da 30 ayet indirmiş İnsan suresinde veya Dehr suresi olarak geçiyor. Yine burada Kur'ani bir yer almış oluyor. Maide suresindeki ayetlere bakacak olursak, diğer ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki Ehl-i Beyt Kur'an'dan bir parça olmuştur. Evet. Nitekim Efendimiz hadiste bütün İslam ümmetinin naklettiği, muhaddislerin, müfessirlerin naklettiği hadiste, ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim itretim Ehl-i Beytim'dir. Her ne kadar bir rivayette, Ebu Hureyre'den nakledilen bir rivayette, yani hadis diliyle literatüründe tek tariki olan, yani bir raviden nakledilen rivayet olmuş olsa da kitap ve sünnet kavramının dışında kitap ve Ehl-i Beytim hadisi 110 tarikle nakledilmiş durumda. Dolayısıyla, evet, hadis külliyatında Sakaleyn hadisi diye isimlendirdiğimiz Kur'an ve Ehl-i Beytim ifadesi kadar hiçbir hadis mütevatir olmamıştır. Yok, doğru. Yani 110 tarikle nakledilen bir, doğru, hadisin tevatür haddi o kadardır ki inkar edilmeyeceği gibi bütün kaynaklarımızda da var, bu nakledilmiştir. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Fahri Razi'nin tefsirinde ve benzeri birçok sayfalar dolusu kaynak ismi verilebilir. Bütün bunlar Ehl-i Beyt'in İslam'da özel bir yerinin olduğunu bize beyan ediyor. Bunu anlatıyor bize. Şimdi Ehl-i Beyt, bu özel konumu, özel makamı nedir? Bu ayrıca üzerinde konuşulması gereken ve devam etmemiz gereken bir konudur. Burayla ilgili bir sorunuz varsa hocam, o sonra zaman devam edelim. Şöyle yapalım, çünkü arkasında çok uzun bir süre konuşmuş olacağız. Ehl-i Beyt sevgisini konuşurken Ehl-i Beyt'i de tanımış olacağız bir bölümde. Müsaade buyursanız bir şöyle kısa bir reklam aramız var. Tabii ki. Hani cümleye girip de kesmemek adına reklama gidelim. Tabii. Sonrasında daha uzun bir şekilde Ehl-i Beyt'i ve Muharrem ayını da konuşalım istiyorum. Çünkü tüm İslam alemi için önemli bir aya
gireceğiz. Bunu da idrak etmiş olalım. Tabii. Ve aynı zamanda Ehl-i Beyt sevgisinin son dönemde az önce zikrettiğiniz gibi farklı yönlere çekilerek ayrıştırma sebebi haline getirilmesini de biraz konuşalım istiyorum. Müsaade olursanız. Estağfurullah. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası sonrasında buradayız. Efendim tekrar merhabalar. Akit TV ekranlarındasınız. Anadolu Konuşuyor programındasınız. Stüdyo konuğumuz Kadir Akaras Beyefendi, Kıble Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Ehl-i Beyt Alimleri Genel Sekreteri. Ehl-i Beyt sevgisini konuşuyoruz. Ehl-i Beyt'in ne anlama geldiğini muhterem hocam ifade etmeye çalıştılar. Programın geri kalan bölümünde Ehl-i Beyt sevgisinin imani konuda ne denli önemli olduğunu hocam az sonra ifade edecekler bilgi dağarcığı çerçevesinde. Aynı zamanda notlarımız arasında Muharrem ayının İslam alimi için neden önemli olduğunu konuşacağız. Ve son dönemde reklama gitmeden önce de ifade etmiştik. Son dönemde Ehl-i Beyt'i ve Ehl-i Beyt sevgisini ayrıştırma aracı olarak kullananlara da hocamın buradan çok güzel mesajları olacak. Kendisi bu konuda gerçekten önemli bir şahsiyet olduğu için de Ehl-i Beyt'i bir kez daha anlamış, kavramış, idrak etmiş olacağız. İslam aleminin Ehl-i Beyt üzerinde neden durması gerektiğini de o Ehl-i Beyt duruşunun, o Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan duruşunun İslam alemi için neden önemli olduğunu da Sayın Hocam ifade edecekler. Hocam söz sizde, buyurun. İslam dininin genel anlamda amacını anlatmaya çalışacak olursak, Ehl-i Beyt'in şahsiyetinin, makamının da onunla bağlantılı olduğunu daha iyi anlatabileceğiz. İslam dininin Hadid suresinde bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ Biz bütün peygamberleri ve bütün kitapları, mizanı, ölçüyü gönderdik. Bütün amaç لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ Yani bütün insanlık. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de nas kelimesi bütün insanları kapsayan bir kavramdır. Yani sadece müminler değildir. Kur'an ve Kur'an gibi ilahi kitapların, semavi kitapların tamamı ve bütün peygamberlerin amacı sosyal adaleti toplumda hakim kılmaktır. Bütün insanların sosyal adaletten faydalanmasını sağlayabilmektir. İslam devleti, peygamberimizin getirmiş olduğu İslami sistemde ister Müslüman olsun ister olmasın, herkes ilahi adaletin hakimiyetinde hakları korunacaktır. Şimdi İslam dinini bu anlamda ele alacak olursak sosyal adaletin üç temel taşı vardır. Birisi insanların can güvenliğidir, birisi mal güvenliğidir, birisi namus güvenliğidir. Evet. Bunu İslam ümmeti, Kur'an ve peygamberler bütün insanlığa sağlama amacıyla gönderilmiştir. Şimdi bu bağlamda İslam'ı ele alacak olursak namazında, orucunda, haccında, diğer ibadetlerinde aslında hangi amaca yönelik olması gerektiğini daha doğru bir şekilde kavrayacağız. Şimdi Ehl-i Beyt imani bir yere sahiptir dediğimiz zaman o zaman Ehl-i Beyt'in konumu da diğer ibadetlerde olduğu gibi, diğer ayetlerde olduğu gibi bütün insanlığa sosyal adaleti sağlama amacı taşıyor. Yani Ehl-i Beyt'e olan ihtiyacımızın bir sebebi de budur. Biz namaz kılarken sadece bireysel anlamda bir ibadet etmiyoruz. Doğru. Yani saptırılmış diğer dinlerde ibadet, din, kul ile Allah arasında olan bir şeydir. Evet. Yani kamuya hiçbir şekilde yansımaması gerekiyor. Evinde başörtülü olabilir, dışarı çıktığı zaman başını açması lazım. Devlet dairesinde açması lazım, üniversitede, okulda açması lazım. İşte namaz kılacaksa gitsin evinde kılsın, hacca gidecekse tatil zamanında gitsin. Kamuya hiçbir şekilde din yansımasın. Yani bir laik sistem dediğimiz bir sistem öngörülüyor. Ama İslam dininde böyle değil. İslam dininde doğuştan ölüme kadar insanın hayatının bütün evrelerinde, yani siyasetinden ekonomisine kadar, sosyolojiden psikolojiye kadar, evlilikten boşanmaya kadar İslam bütün bunları hukuksal anlamda doldurmuştur. Yani hiçbir şekilde bir takım eklere
ihtiyaç kalmamıştır. Yani ben Müslümanım, aynı zamanda liberalim. Ben Müslümanım, aynı zamanda milliyetçiyim. Ben Müslümanım, aynı zamanda laikim. Bu eklere, temiz ama namaz kılmıyorum. Yani bu eklere ihtiyaç yok. Bu eklere zaten ihtiyaç olmuş olsa din kamil din değil dememiz gerekecektir. Eyvallah. Din kamil ise benim hayatımın, insanın hayatının bütün evreleri için bir takım tavsiyeleri veya bir takım kanunları olması gerekiyor ki biz İslam'a böyle inanıyoruz. Diyoruz ki Muhammedi din, Kur'ani din, vahye dayalı din budur. Yani ben namaz kılarken Allah var da, çarşıda ticaret yaparken Allah yok mu haşa, beni görmüyor mu, bana hazır ve nazır değil mi? O zaman orada yaptığım günahları Allah görmeyecek mi? Oraya için herhangi bir emri yasağı yok mu? Vardır. Siyasette böyle değil mi? Siyasi ilkelerimizi biz kapitalist veya Marksist sistem üzerine mi kuracağız? Günümüz dünyasındaki bir takım dayatmalara mı boyun eğeceğiz? Yoksa Kur'ani vahyi hareketle bunları belirleyeceğiz. Bu anlamda bizim peygamberimize ihtiyacımız vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok ayette peygamberleri bize örnek göstermekle birlikte yine Hazreti İbrahim ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için üsve kelimesini kullanıyor. Evet. Yani bu sizin için velakat kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. En güzel örnek, model arıyorsanız bu peygamberdir. Yine aynı zamanda Hazreti İbrahim için de üsve kelimesini kullanmıştır. Bu ne demektir? Bu onların hayatında biz örnek alacağız. Neyi örnek alacağız? Kur'an'daki soyut emirlerin somut hale dönüştüğü. Yani biz şöyle diyoruz. Diyoruz ki Hazreti Peygamber Kur'an'ın insan şekline bürünmesidir. Veya Kur'an'ı siz mücessem hale getirecek olursanız Hazreti Peygamber olur. Hazreti Peygamber'i siz kelime haline dönüştürecek olursanız Kur'an olur. Yani Kur'an'a aykırı bir davranış orada göremezsiniz. Doğru. Şimdi Ümmül Mumin'in Ayşe annemize soruyorlar İmam Ali'nin ahlakını. Diyor ki Kur'an'ın ahlakı. Evet. Yani Kur'an'la özdeş olan. Bunun içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aliyun me'el Kur'an vel Kur'anu me'ali. Ali Kur'an iledir, Kur'an Ali iledir. İmam Ali de çok rahat bir şekilde hiç çekinmeden diyor ki Kur'an-ı Natık benim. Konuşan Kur'an benim. Şimdi herhangi bir Müslümanın kalkıp da ben konuşan Kur'an'ım iddiasında bulunabilmesi çok büyük bir iddiadır. Bunu tabii kimse ki, tabii bu ki. İddiayı ortaya koyamaz. Ama İmam Ali diyor ki ben konuşan Kur'an'ım. Şimdi bunlar bizim Ehl-i Beyt'e olan ihtiyacımızı da ortaya koyuyor. Yani Ehl-i Beyt'in davranışı neyse bizim davranışımız da o olmalı. Madem Ehl-i Beyt gibi öyle inanıyoruz, Kur'an'da ayetleşmiştir, sureleşmiştir. İmanın bir parçasıdır. İbadetin bir parçasıdır, dinin bir parçasıdır. O zaman bizim Ehl-i Beyt'e bakış açımız, Kur'an'a bakış açımızla aynı olmalı. Eyvallah. Aynı perspektiften bakmalıyız çok, ki. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Oradan örnek alabilelim. Yani şöyle olmamalı, Kur'an işte hatim yaparken cenaze yerlerinde, mezar üzerinde okuyalım ama ticarete gelince Kur'an'ı bir kenara koyalım. Bunu yapamayacağımız gibi Ehl-i Beyt'in ahlakını örnek alalım ama siyasete gelince Ehl-i Beyt'i bir kenara bırakalım. Peygamber'i bir kenara bırakalım. Kendimize siyaset belirleyelim. Ekonomi modeli belirleyelim. Şunu bunu belirleyelim. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Bu Ömer Hayyam'ın ifadesiyle diyor ki bir elimde Kur'an, bir elimde kadeh, ne tam Müslümanım ne tam kafir. Böyle bir duruma düşmüş oluruz. Aynen. Hocam özür dilerim. Devam edin lütfen, ben sonrasında bir onun için bu bağlamda Ehl-i Beyt'e olan bağımız, sevgimiz bu anlamdadır. Yani sadece iyi insanlardır diye sevmiyoruz. Bu imanımızda imani ilkeler içerisinde yer aldığı için. Yani bir Müslüman namazı inkar edemeyeceği gibi, orucu inkar edemeyeceği gibi, Kur'an'ı inkar edemeyeceği gibi aynı şekilde Ehl-i Beyt'i de inkar edemeyecek. Etmemesi lazım. Çünkü bu da Kur'an'ın ayetidir. Kendisidir. Çünkü bu da Kur'an-ı Kerim'in kendisidir bir şekilde. Böyle olunca bütün İslam ümmetinin Ehl-i Beyt'e bakış açısı böyle belirlenmiş olursa ondan sonra Ehl-i Beyt'in konumu ve hayatımıza ne kadar nasıl yansıması gerekir üzerinde konuşabiliriz. Hocam burada
küçük bir parantez açacağım. Sonrasında söylediğiniz gerçekten çok önemli şeyler, çok güzel ve çok anlamlı bir şekilde ifade ettiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda bizi Anadolu'nun her köşesinde izleyen her bir vatandaşımız, çok basit cümlelerle, çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Ama cümlelerin basit olması, olayın tamamının basit olduğu anlamına asla gelmemeli. Çünkü gerçekten güzel bir anlam ifade ettiniz ama ben şunu da merak etmek istiyorum. Ehl-i Beyt'in rahat evinden, rahat vatanından, yurdundan kalkıp bir yere gidip, bir yerde bir duruş gösterip, orada canını feda etmesi söz konusu. Bunu bir hatırlayalım. O yolculuk neden yapılmıştı? O nasıl bir idrak, nasıl bir imandı ki bugün bize ışık tutsun, bugün bize yol göstersin ve az önceki söylediğiniz bağlamda hayatımızın her anlamına sirayet etsin. Bu ayette belirttiğimiz, ben özellikle onun için o ayeti vurguladım, sosyal adaletin temini. Bütün peygamberlerin ve bütün kitapların misyonu sosyal adaleti ikame etmekse, toplumda hakim kılmaksa, bu bir misyondur. Yani Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, diğer peygamberlerin misyonu budur. Nasıl ki bu misyonu gerçekleştirme noktasında hiçbir şekilde herhangi bir coğrafyanın üstünlüğünü savunmamış, herhangi bir ırkın, bir milliyetin üstünlüğünü savunmamış, yine kendi kişisel ailevi maslahatlarını ortaya koymamışsa, bu misyonu üstlenen Ehl-i Beyt de aynı şekilde. Çünkü burada bir misyon var. Şimdi biz normal insanlar, normal müminlerin vazifesi, misyonu, Peygamberimizin misyonu kadar geniş değildir. Peygamberler misyonu kadar geniş değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'de yine ifade edildiği şekilde la yukellifullah nefsen illa vus'aha. Herkes kendi kapasitesi kadar sorumludur. Hı hı. Ama peygamberlerde ve onların vasilerinde, yani Ehl-i Beyt'te bu sorumluluk geniş bir sorumluluktur. Dinin tamamını koruma sorumluluğudur. Buna bir iki örnek verecek olursak, İmam Ali'nin hayatında ilginç bir hadise yaşanıyor. Bu hadisede konuşulan şey bir çocuktur. Hı hı. İki tane kadın bu çocuğun annesi olduğunu iddia ediyor. Evet. Bu çocuk benimdir diye iddiada bulunuyor. Ve bunun herhangi bir şekilde, tabiri caizse mahkemede delil ikame edemiyorlar. İspat noktasında hiçbirisi bunu ispat edemiyor. O zamanın şartlarda günümüzdeki gibi DNA örnekleri falan alma gibi olmadığından konu İmam Ali'ye intikal ediyor. İmam Ali bunlara teklifte bulunuyor. Diyor ki biriniz hakkınızdan vazgeçin. Çocuğu başka birisi büyütsün. Hiçbirisi vazgeçmiyor. Sonra İmam Ali orada taktiksel anlamda bir harekette bulunuyor. Yanındakine diyor ki benim kılıcımı getirin. Kılıcı getiriyorlar. Çocuğu uzatıyor önüne. Kılıçla çocuğu ortadan kesecek gibi yapıyor. Tam bu hareketi yaparken kadının birisi kendisini atıyor çocuğun üzerine. Yapma ya Ali diyor. Ben hakkımdan vazgeçtim. Eyvallah. İmam Ali diyor, al bu çocuk senindir. Şimdi öteki kadın bu hareketi yapmıyor, bu refleksi göstermiyor. Neden? Çünkü bu çocuk onun canından bir parça değil. Ama bu kadın hemen kendisini üzerine atıp hakkımdan vazgeçtim diyerekten çocuğum yaşasın da nerede yaşarsa yaşasın, kimin elinde yaşarsa yaşasın diyor. Şimdi bu annenin misyonu bu çocuğu doğurmak değil sadece. Bu çocuğu korumak da onun misyonudur. Evet, evet. Şimdi Ehl-i Beyt'in misyonu din konusunda bu çocuk ve anne misalidir. Hı hı. Dine herhangi bir zarar geleceği zaman Ehl-i Beyt kendisini atıyor ortaya. Hazreti Hüseyin Kerbela'da bütün ailesiyle, bütün dostlarıyla birlikte saptırılmaya çalışılan, asıl mecrasından uzaklaştırılmaya çalışan çalışılan bir dinin üzerine kendisine atıyor ve diyor ki Yasuyufu Huzini, alın kılıçlar beni parçalayın da din korunsun. İn lem yekun dinu Muhammedin lem yastakim illa bi katli fe Yasuyufu Huzini. Peygamberin dini eğer benim ölümümle, parçalanmamla ayakta kalacaksa varsın kılıçlar beni parçalasın, beni yok etsin ve bu din yaşamış olsun. Ehl-i Beyt'in misyonu budur.
Ama birçoklarında böyle değil. Birçoklarında yeri geldiği zaman takiye edebilecek. Takiye de yine kavramsal olarak burada vazifeden kaçmak değil. Yani örnek olarak Peygamberimiz Mekke'de misyonu gereği dövülme, öldürülme pahasına dini tebliğ ediyor. Evet. Ama Ammar takiye ettiği zaman Kur'an diyor ki doğrudur senin bu yaptığın. Şimdi bazı insanlara takiye caizdir. Ruhsat var. Ruhsat vardır. Ama Peygamberimize bu ruhsat yok. Bazı insanlar bu anlamda takiye yapabilir. Kendisine canını, malını korumak için yapabilir. Ben dinden vazgeçtim de diyebilir. Ama bu Hazreti Hüseyin'in böyle bir hakkı yok. Ama çok Hazreti Ali'nin böyle bir hakkı yok. Dolayısıyla onların misyonu, Kur'ani misyonu olduğu için, nebevi misyonu olduğu için onların duruşları bize bunu gösteriyor. Şimdi bizim de günümüzde toplumumuzda herkes Hazreti Hüseyin duruşu göstersin diyemeyiz. Böyle bir beklenti içerisinde olmak da toplumun gerçeklerinden uzak kaldığımızı gösterir. Ama toplumun kanaat önderleri, toplumun liderleri, topluma yön vermesi gereken, toplumu sahil-i necat dediğimiz kurtuluş sahiline götürecek insanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de nur imamları diye bahsedilen hidayet önderleri toplumu kurtuluş sahiline götürürken bütün tehlikeleri kendi canına alması lazım. Toplumu ve dini koruma pahasına, toplumu yozlaştırmadan, topluma yanlış bilgi vermeden böyle bir misyon Ehl-i Beyt'te olduğu için Ehl-i Beyt örnek alınasıdır. Yani biz doğrudur Ammar çok büyük bir şahsiyettir. Ammar'ın şahsiyetinde hiçbir şekilde tartışamayız. Ama Ammar'ın takiyesi bizim için örnek değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaptığı, tabii biz derken burada yine kastediyorum toplumun imamları, önderleri. Evet, evet. Din adına konuşanlar. Şimdi dindarlar başka bir olaydır. Din adına konuşan, konuştuğu sözler dinin anlatımları olan insanlar farklıdır. Onların böyle bir hakkı yok. Bir tarafta Kur'an tahrif edilmeye çalışılacak. Tabii kelime olarak değil de anlıyorum, mana olarak. Çok iyi anlıyorum. Veya İslam dini adına çok yanlışlar yapılacak. Bugün birçok yerlerde yapıldığı gibi. İnsan bazen şaşırıyor. Hangi İslam? Yani bu soru çok soruluyor. Evet. Kimin İslam'ı, hangi İslam, hangi mezhebin, hangi tarikatın veya günümüzde çıkan siyasal anlamda birçok kendisini İslamcı diye tanıtan dünya genelinde hareketler var. Birbirine çok ters, birbiriyle savaşan, birbirini kafir ilan eden hangisi İslam'dır? Bütün bu karmaşalar içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَثَلُ أَهْلُ بَيْتِ كَمَثَلِ سَف۪ينَةِ نُوحِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقٍ Benim ehli beytimin misali Hazreti Nuh'un gemisi misalidir. Gibidir. Bununla birlikte olanlar kurtulur, bundan ayrı kalanlar suda boğulur, helak olur gider. Şimdi ehli beytin konumu bu. Ve yine Efendimizin buyurduğu hidayet meşaleleri. İnnel Hüseyin'e misbahul huda ve sefinetun necad. Hidayet meşalesidir, kurtuluş gemisidir. Şimdi bunu da dikkat alacak olursak, bunun benzeri yüzlerce hadis vardır. Var, yani vaktimiz müsait değil, ben bazılarını sadece konu aydınlansın diye arz ediyorum. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Hazreti Nuh'un oğlu gemiye binmediği için onun ehli değil, helak oldu. Evet. Hazreti Nuh'un oğlu bile olmuş olsa orada gemiye binmesi gerekirdi. Binmiyorsa helak olacaktır bu. Sırf Nuh'un oğlu olması onu kurtarmıyor. Kurtarmıyor. O gemidir. Hazreti Nuh'un göstermiş olduğu yoldur. Şimdi Peygamberimiz soyundan olmak veya onun ümmetinden olmak tek başına kurtarmıyor. Kesinlikle. Ehl-i Beyt gemisiyle birlikte olduğun hareket zaman etmek, kurtulacaksın. Evet, 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 onu evet. Örnek alman gerekiyor. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'in örnekliği bu anlamdadır. Bütün alanlarda, insanın hayatını kapsayan bütün şartlarda ve zamanlarda Ehl-i Beyt'in duruşunu görebilmek. Şimdi İmam Ali'nin duruşuna bakıyoruz, Şah-ı Velayet. Onun artık faziletinde, onun üstünlüğünde, onun imanında, onun takvasında, zühdünde, kahramanlığında hiçbir şekilde şüphe edemeyeceğimiz bir şahsiyetin 30 yıllık peygamberimizden sonraki bir hayatı vardır. O 30 yıl içerisindeki çeşitli evreleri var. Yani hilafet dönemi vardır. Var, evet. Hilafet öncesi bir dönem vardır.
evinde oturduğu bir dönem. O halde ki kendisinin iddiası peygamberden sonra ilk halife olması gerekir diye bir düşünce vardır. Tarihi belgeler bunun doğrultusunda beyanlar vardır. Buna rağmen 25 yıl hilafetten uzak kalışı vardır. Ve o dönemde İslam ümmeti için yaptıkları, söyledikleri hayatı bir örnek. Sonra 5 yıllık bir hilafet dönemi vardır. Zahiri anlamda devlet başkanlığı dönemi vardır. O dönemdeki tutumları, o dönemde biliyorsunuz 3 tane iç savaş yaşanmış oldu. Kendisine karşı, meşru halifeye karşı Müslümanlar, iman ehli diye tabir ettiğimiz insanlar halifeye karşı silahlı savaş yapıyorlar. Orada Hazreti Ali'nin tutumları nelerdir? Örnek alınası durumlardır. Bir iç savaşta, bir ihtilaf durumunda hiçbir şekilde savaşı başlatan taraf olmamış. Hazreti Ali halife olduğu zaman Küfe camisinde hutbe okuduğunda hariciler oradan kalkıp gürültü ediyorlar. Hazreti Ali'ni konuşturmuyorlar tabiri caizse. Ve hakaretler ediyorlar. Bazıları buna müdahale etmek isterken Hazreti Ali diyor bırakın konuşsunlar. Şiddete dönüşmediği sürece konuşma özgürlükleri vardır. Özgürlüğün bu kadar. Yani bir İslam ülkesinde, Müslümanların yaşadığı ülkede özgürlük sınırı nedir? Özgürlük sınırı Hazreti Ali gibi bir halifenin de karşısında camide, hutbe esnasında kalkıp ona itiraz edebilmektir. Onu eleştirebilmektir. Özgürlüğün sınırı. Bugün kalemimiz özgür olmalı, dilimiz özgür olmalı, ruhumuz özgür olmalı derken bunu kastediyoruz. Bu taraftan Kur'an ve Ehl-i Beyt ahlakı da eleştirmenin ahlakını ve adabını ortaya koyuyor. Eyvallah, eyvallah. Yani her Müslümana böyle gelişi güzel hakaret eyvallah edecek şekilde. İmam Ali diyor, öldürdüğünüz kuduz bir köpek bile olsa ona asla eziyet etmeyin. Şimdi o halife... Ve bu taraftan da böyle bir ahlaki durum. Yine Hazreti Ali'nin hayatına baktığımız zaman halifelik döneminde Küfe'de yani İslam ümmetinin, İslam coğrafyasının başkenti olan Küfe'de dostlarıyla birlikte yürürken, bir pazar yerinden geçerken yolun kenarında birinin dilendiğini, elini açıp insanlardan bir şeyler talep ettiğini görüyor. İmam Ali diyor kimdir bu, niye dileniyor? Birisi böyle çok itinasız bir şekilde diyor ki bu Müslüman değil, gayrimüslimdir, Yahudidir. Yani bizi ilgilendirmez der gibi. Hazreti Ali'nin ilginç bir cevabı var. Diyor ki yani bu genç olduğu zaman çalışabildiği dönemlerde bunun emeğini herkes kullandı. Herkes onun emeğinden yararlandı. İmal ettiği, ürettiği mahsulden yararlandı. Şimdi çalışamıyor duruma gelince kaldırıp atacak mısınız? Bugünden itibaren ona Beytülmal'dan yani Müslümanlara ne kadar veriliyorsa buna da aynı şekilde aylık bağlansın diyor. Şimdi Yahudidir, gayrimüslimdir ama bu coğrafyada yaşıyorsa onun hakkı vardır diyor. Şimdi İmam Ali'nin duruşu bu. Aynı şekilde başka birileri İmam Ali'ye karşı hakaret ederken İmam Ali onlara hiçbir şekilde karşı çıkmadığı gibi onlara dua ediyor. Hazreti Ali'nin dostlarından birisi Malike Eşter. Daha sonra Mısır'a vali olarak gönderdiği ve Nehcül Belagede Malike Eşler'e yazmış olduğu ahitname vardır. Evet. Bu ahitname birçok kez Türkçe'ye de tercüme edilmiş, yayınlanmış. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış. Merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken bunu bütün valilere, yöneticilere göndermiş Hazreti Ali'nin bu tavsiyelerini. Diyor bir gün Malike Eşler Hazreti Ali'nin ordu komutanı yani bugünkü tabiri caizse Genelkurmay Başkanı'dır o dönemde. Pazarda birisi buna hakaret ediyor. Daha sonra bu ayrılıyor. Hiçbir şey demeden ayrılıyor. Başka birisi buna diyor ki sen ne yaptın diyor. Ne oldu diyor tanıyor musun bunu? Hayır diyor tanımıyorum. Diyor bu Malike Eşler'dir, genel kurmay komutanıdır tabiri caizse bu. Korkuyor, panikliyor. Hemen bunun peşine koşup eline eteğini öpecek, özür dileyecek. Gelip bakıyor ki girdi camiye. Yanına gidiyor özür dilerim falan. Diyor yok ben geldim camiye senin için mağfiret dilemeye. Şimdi Hazreti Ali'nin talebesi bu. Hazreti Ali'nin eğittiği bir insan. Ahlak bu ahlak olacaksa devleti de
devlet yetkililerini de, insanları da istediğiniz kadar eleştirin. Ama bu ahlak çerçevesinde. Bu ahlak çerçevesinde eleştirebilirsek, devlet başkanı da bizim eleştirilerimize tahammül edebilir. Ama hakarete varan bir eleştiri olursa, bunu Kur'an da tasvip etmiyor, Ehl-i Beyt de tasvip etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de itfa billeti hiye ahsanus seyyi'e diyor. Size birisi kötülük yaptıysa iyilikle karşılık verin. Şimdi bu ahlakla hareket ettiğiniz zaman Ehl-i Beyt'in de tavırları bu noktada belli. İmam Ali Muaviye ile savaşmış ama hakaret içerikli bir mektubu, bir sözü yok. Yani yine saygın bir şekilde. Çok nezaketli. Onun saygın olduğundan dolayı değil. Hazreti Ali'nin bir olayla ilgili şöyle bir cümlesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye soruyor. Diyor birisi, sen birisine iyilik edersen, o sana kötülük ederse ne yaparsın? Diyor iyilik yaparım. Kaç defa? Diyor kıyamete kadar. Onun iyilik veya kötülüğü hak edişinden değil, diyor ben iyiyim. İyi insan kötülük yapmaz. Evet. Başkası kendisine layık olanı yapıyorsa ben de kendime layık olanı yapacağım. Yani burada karşılıklı o bana kötülük etti, ben de intikam alacağım, ben de ona kötülük edeceğim. İmam Ali diyor kıyamete kadar ben iyilik edersem, o kötülük ederse ben yine iyilik edeceğim. Bir de şeyi hiç unutmamakta fayda var diye düşünüyorum hocam. Yani yanlışsa lütfen düzeltin. Hazreti Ali çocukluğundan beri Allah Resulü ile beraber büyümüş. Ali bendendir, ben Ali derim hitabına böyle görmüş, onunla birlikte yaşamış. Dolayısıyla da atacağı her adımda mutlak surette o terbiye. Aynen. Mutlaka aynen. Hayatının her anını, hatta belki abartılı olacak ama teşbit de hata olmaz derler ya. Her hücresine sirayet etmiş bir ahlak var, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Onun için de Efendimiz Ali hakkında diyor ki, sen ve benim misalimiz Harun ve Musa'nın misalidir. Eyvallah. Sadece senle benim aramızda, ennehu la nebiyye ba'di. Benden sonra bir nebi, peygamber olmayacak. Yok. Ahlak olarak çocukluğundan beri peygamberimizle birlikte ve bütün hal ve hareketleri o doğrultuda. Hatta kendisinin bir teşbihi vardır. Şimdi teşbihte münazara, münakaşa olmaz diye bir kuralımız da var. Bir deve yavrusu deveyi nasıl takip eder? Şimdi Arap kültüründe örnek deve üzerinden gidiyor. Çünkü herkesin bildiği hayatın kendisi odur hayatın zaten. Hayatın kendisinden örnek veriyor ki bunu herkes anlayabilsin. Diyor ben peygamberi öyle takip ediyorum. Bir gün diyor Hazreti Ebu Zer sahabeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yürüyordu ve Ebu Zer de arkasından böyle kumsal bir alanda yürürken bir müddet sonra peygamberimiz döndü baktı bir kişinin ayak izi var. Dedi Ebu Zer sen, dedi ben senin izcinim. Sen ayağını kaldırdığın yere ben ayağımı koymuşum. Bu bir simgedir ama hayatını da bu doğrultuda geliştirmiş. Bunun en önemli bariz örneğini biz İmam Ali'de görüyoruz. Evet. Peygamberimize nasıl tabi olduğunu. Vahyi diyor peygamberimiz aldığı zaman gece mi gündüz mü, yolculukta mı şehirde mi, ne zaman hangi ayetin geldiğini diyor ben bilirim ve yanımdaydım. Böyle bir İmam Ali'den bahsediyoruz ki İmam Hasan, İmam Hüseyin de Ehl-i Beyt olarak yine aynı etekte, aynı yerde büyümüştür. Aynen. Hatta peygamberin namaz kıldığı vakitte hutbesinde kucağında olan iki önemli varlık. Hatta peygamber torunlarını omzuna alıp kendisi deve olmuş torunlarına o ahlakı da vermiş. Öyle güzel bir yaşantı öylesine sanki şey gibi bakarım hocam ben. Hani Allah Resulü buyuruyor ya ashabım gökteki yıldızlar gibidir diyor. Ben Ehl-i Beyt'i gökteki güneş gibi görüyorum. Yani ashabın yanında güneş gibi. Muhakkak işte tabii ki öyle. Çünkü imanın da bir parçası, iman etmenin de doğru yolda, sırat-ı müstakimde durmanın en güzel örneklerinden bir tanesi Ehl-i Beyt. Hocam kısa bir reklam aramız var. Dönüşte bunu biraz daha konuşalım. Son bölümde de Muharrem ayını inşallah konuşmuş olalım. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası sonrasında buradayız.
Efendim tekrar hoş geldiniz. Akit TV'deyiz. Anadolu Konuşuyor programındayız. Kadir Akaras hocam, muhterem hocam sağ olsun kırmadı bizi. Stüdyolarımızda konuk ediyoruz. Kıble Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Ehl-i Beyt Alimleri Genel Sekreteri. Hocamla Ehl-i Beyt'i konuşuyoruz. Ehl-i Beyt sevgisini konuşuyoruz. Ehl-i Beyt'in duruşunu, Ehl-i Beyt'in ahlakını konuşuyoruz. Günümüzde nasıl yansıması gerektiğini konuşuyoruz. Daha doğrusu biz dinliyoruz. Muhterem hocam ifade ediyor kendi bilgisinden bize yansımalarıyla. Bu arada bizi izleyen sevgili izleyenlerimize çok güzel mesajlar var. Bozkurt ve Kurt ailesine buradan çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar. Hocam sosyal medyayı biliyorsunuz. Evet. Hayatın bir gerçeği sağ olsunlar. Çok güzel mesajlar var. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam Ehl-i Beyt sevgisini biraz daha konuşalım. Son bölümdeyiz programımızın. Muharrem ayına da bir şöyle bir giriş yapalım. Ehl-i Beyt ve Muharrem ayı bizim için neden önemli? Bu ay içerisinde neler algılamalıyız? Neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız? Ehl-i Beyt'i Ehl-i Beyt'ten dinlemek istersek, Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cafer-i Sadık kendilerini şöyle ifade ediyor. Diyor ki, nahnu şeceretun nubuvve. Biz nübüvvet ağacının dallarıyız. Hı hı. Yani bu dallar tamamen nubuvvete bağlı. Bir ağaç nasıl gövdesinden bütün gıdalarını alıyorsa, bizim bütün gıdalarımız nubuvvet, yani peygamberlik ağacından alınıyor. Ve muhtelefil melaike. Biz öyle bir evdeyiz ki o eve melekler iner. Cebrail o eve iner. Eyvallah. Ve meadinil ilmi. İlmin kaynaklarıyız biz. Hani İmam Ali hakkında Peygamberimiz buyuruyor ya, ene medinetul ilmi ve aliyyun babuha. Hı hı. İlim kapısı Ali'dir. Ben evet. İlmin şehriyim. O da ilmin kapısıdır. Ve yine Ehl-i Beyt imamları diyor ki, doğuya da batıya da gitseniz bizden başka hiçbir yerde doğru bilgiye ulaşamazsınız. Bu Kur'an-ı Kerim'deki kunu me'as-sadikin, sadıklarla birlikte olun ayetiyle evet. De örtüşen bir konudur. Ve yine yenabi'ul hikme diyor. Hikmetin pınarlarıyız biz. Hikmet, Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekilde Hazreti Lokman-ı Hekim'de deniliyor, hikmet verilmiş ona. Kime hikmet verildiyse fakat yu'ta hayren kesira diyor. Hikmet verilen insana çok çok hayırlar ve bereketler verilmiştir. Ehl-i Beyt imamları diyor ki biz hikmetlerin pınarıyız. Şimdi şahsiyetlerin noktasında baktığımız zaman mesela tarihe bakalım. Şöyle bir cümleyle özetleyeyim ben burayı. Tarihte Ehl-i Beyt imamları ile ilgili herhangi biri için herhangi bir ustad tanıtılmamış. Yok böyle bir şey. Yani örnek olarak İmam-ı Sadık'ın hocası şuydu veya İmam Bakır'ın hocası şuydu diye herhangi bir şey yok. Şimdi bunun dışında kime bakarsak şöyledir, hocası şudur, talebeleri şunlardır. Şundan icazet almıştır. Evet. Ama Ehl-i Beyt imamlarının hiçbirisi için, 12 imam için hiçbirisine şunun hocası şuydu diye tarihte bir şey kaydedilmemiş. Ama tarihte bir şey kaydedilmiş. O da budur ki her birisi zamanının bütün ilimlerinde en seçkin olanıydı. Eyvallah. İlim ve hikmetin kaynağı bu. Bu nereden alıyor? Diyor ki şeceretun nubuvve. Bizim ilmimiz vahye dayalıdır. Yani peygamberden aldığımız. Peygamberimiz Ali'ye, Ali Hasan'a, Hasan Hüseyin'e bu şekilde ustadları da yine Ehl-i Beyt imamları olmuştur. Böyle bir Ehl-i Beyt'ten bahsettiğimiz zaman bütün İslam ümmeti reflekslerini, düşüncelerini Ehl-i Beyt'in bu tavırları üzerinden belirleyecek olursa ümmet içerisinde bir kardeşliğin, bir birliğin de oluşacağını, bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan Eyvallah. Birisi bu. Eyvallah hocam. Hani bir şair diyor ya, keşke herkes benim sevdiğimi sevseydi, sabahlara kadar o sevgiliden bahsetseydik. Şimdi eğer bütün İslam ümmeti Ehl-i Beyt'i sevip, Ehl-i Beyt'in duruşu noktasında birleşmiş olsaydı, hiçbir şekilde insanların arasında ihtilaf olmayacaktı, düşmanlık olmayacaktı. Şöyle bir şey düşünün, Hazreti Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyhi ve peygamberimizin o güzide kızı faziletlerini anlatmakla bitmez. Diyor ki Allah biz Ehl-i Beyt'in sevgisini ve imamlığını, öncülüğünü farz etti ki ümmet
ihtilaftan korunmuş olsun. Eyvallah. Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Mevlana diyarını siz çok iyi biliyorsunuz. Hazreti Mevlana'nın bütün kainatı velayet etrafında birleştirmesi. Yani merkeze, ana çekirdeğe velayeti koyuyor ve o velayetin etrafında diğer makamlar, diğer irfani ve tasavvufi, hatta dini ve siyasi alanlar çok doğru şekillenmiş oluyor. Çok doğru. Merkezde velayet olduğu zaman bu işte Peygamberimizin buyurduğu Allahümme valimen valah ve adimen adah. Allah'ım ehli beytime dost olana dost ol, düşman olana düşman ol diyor. Şimdi ehli beytin konumunu buraya koyuyor. Ehli beyte düşman olanı Peygamberimiz diyor bana düşmandır. Bana düşman olan Allah'a düşmandır. Ehli beytime dost olan bana dosttur. Bana dost olan Allah'a dosttur. Bu ifadeler ortaya koyuyor. Ve Hazreti Ali'nin bu vahdet, birlik, kardeşlik noktasında yine demin bahsettiğimiz Malike eşleri Mısır'a vali olarak gönderdiğinde Mısır mozaik bir yapıya sahipti. Müslümanlar ve gayrimüslimlerin olduğu bir yer. Malike diyor ki gideceğin yerde farklı inançtaki insanlar vardır. Farklı ırklardaki insanlar vardır. Şunu bilesin ki orada seninle aynı dini paylaşanlar din kardeşindir. Seninle aynı dinde olmayanlar ise nezirun leke fil halkı. Yaratılışta seninle eştir. Yani Adem ve Havva'nın çocuklarısınız. Kardeşsiniz. Onların hakkını gözet. Onlara haksızlık etme. Onlara adaletsizlik etme diye tavsiyeleri var. Şimdi Ehl-i Beyt'ten bu kaynakları biz aldığımız zaman bugünkü İslam ümmetinin parçalanmışlığına, ötekileştirmeye, dediniz ya son zamanlarda Ehl-i Beyt üzerinden bir ötekileştirme evet, maalesef, gibi bir şey maalesef var. Maalesef hocam, maalesef. Ben bunu geçen bir televizyon programında söyledim. Yani Batı dünyası, Batı dünyasını İslam ve Müslümanlarla korkutuyor. Hı hı. İslam dünyasını da Şii'yi Sünni'yle, Sünni'yi Şii'yle, Alevi'yi şununla, bununla. Bunların tamamı aynı odalarda planlanıp uygulamaya konuluyor. Yani Müslümanlar, bizler bu konuda basiretli olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz hakkında diyor ki o kendisi de ona iman edenler de basiret üzere iman etmeleri evet lazım. Şimdi biz bu basirete sahip olursak hangi strateji belirleyen odalarda bunlar tezgahlanıp Orta Doğu'ya, Müslümanların içerisine pazarlanıyorsa bunu göreceğiz. O zaman hiç kimse, hiçbirimiz herhangi bir mezhep veya bir milliyete, bir ırka mensup insanı ötekileştirmeden, Ehl-i Beyt ahlakına bakıyoruz böyledir. Hazreti Ali'nin dostlarına bakın, Ammar farklı bir ırktan, Selman-ı Farsi farklı bir evet, ırktan, evet, evet. Bilal-i Habeşi farklı bir ırktan, Peygamberimizin asr-ı saadet dediğimiz dönemi bu farklı insanları, farklı düşünen, farklı renk, farklı dilleri bir araya getirdiğinden saadet dönemi yaşanıyor. Bugün o saadeti yaşamak istiyorsak, asr-ı saadetin bir nebze olsun yansıması olmak istiyorsak, Kürdü, Türkü, Arabı, Acemi, işte Sünnisi, Şiisi, Alevisi, Sünnisi, herkesin bir arada olabileceği, kardeşçe yaşayabileceği bir ortamı sağlamak istiyorsak burada Ehl-i Beyt'in örnekliğine ihtiyacımız vardır. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Yine bir başka açıdan bakacak olursak, vaktimizi de dikkate alarak ben İmam Hüseyin Aleyhisselam'a geçmek istiyorum. Burada aleyhisselam kelimesi de selam olsun ona Arapçadaki eyvallah, tabii ki, ifadesiyle tabii ki. Bu şeyde yani yanlış bir anlaşılma olmasın. Allah'ın selamı onların üzerine olsunun Arapça versiyonudur. Tabii ki. Hazreti Hüseyin'in duruşu, Kerbela duruşu, Muharrem ayına birkaç gün kaldı. Aşura günleri yaklaşıyor ve İslam ümmetinin matem ayı. Muharrem ayı hicri takvimin birinci ayı olması hasebiyle bir yılbaşı hadisesi söz konusu ve Muharrem ayı üzerinden ve yine Aşura üzerinden bir takım tarihi belgeler ortaya konuluyor. Her ne kadar kesin olmasa da meşhur olan, toplum içerisinde yaygın olan bir şey vardır. İşte Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturması, Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması ve benzeri bir takım Muharrem ayına atfedilen tarihi olaylar vardır ve bunların üzerinden de bir bayram havası
söz konusu ediliyor. Biz evvela bu rivayetlerin çok da sahih olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunların aksine de rivayetlerin olduğunu biliyoruz. Ama varsayalım ki bunları biz doğru kabul edecek olursak da, evet hocam, Peygamberimizin ciğer paresi. Hüseyin'in minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim buyurduğu cümlede Hazreti Hüseyin Kerbela'da 72 yaraniyle birlikte zulme karşı duruşundan dolayı saldırıya uğramış, şehit edilmiş hunharca ve bu İslam tarihine en acı bir hadise olarak geçmiştir. Dolayısıyla bundan dolayı biz Muharrem ayında varsayalım başka bir takım güzel şeyler olmuşsa da bu onların tamamını etkilemiştir. Ben onu şöyle bir örnekle veriyorum. Diyorum seyircilerimiz, bütün insanlar, diyelim ki çocuğumuzun veya kendimizin doğum gününde, o günüsü için hazırlık yapmışız, doğum günü kutlaması yapacağız. O günüsü babamız veya annemiz veya kardeşimiz vefat ederse yine aynısını yapar mıyız? Hayır, asla. Asla. Kaldırılır değil mi bu program? Elbette. Şimdi İslam tarihinden önce birçok peygamberlerin başından geçen olaylarda güzel hadiseler yaşanmış olabilir. Diyorum varsayım üzerine hareket ediyorum. Anlıyorum bunlar hocam. Muharrem Anlıyorum. Ayında gerçekleşmiş olsa da. Ama bizim imanımız gereği iman ettiğimiz peygamberimizin ehli beytinden kucağında büyüttüğü ve bir gün peygamberimiz minberde hutbe okurken caminin kapısında Hazreti Hüseyin'in ağladığını görüyor. Hutbesini yarıda kesip minberden iniyor, cemaatin arasından geçiyor. Hazreti Hüseyin'i alıp kucağına sakinleştiriyor ve Hüseyin kucağında tekrar minbere dönüp hutbesini devam ediyor. Ve orada şu cümle ediyor. Diyor bilin Hüseyin ağladığı zaman benim ciğerim yanıyor. Şimdi Kerbela'da Hazreti Hüseyin sadece ağlamamış, bedeni pare pare edilmiş. Hazreti Hüseyin'in çocukları Ehl-i Beyt'ten 18 insan, peygamber torunu, 18 insan orada katledilmiş ve biz o günü peygamberimizin yas günü, matem günü olarak görüyoruz. Matem şekillerimiz farklı olabilir. Elbette. Alevi deyişiyle, sazıyla Ehl-i Beyt'in mersiyesini okuyabilir. Ehl-i Sünnet farklı bir şekilde, Şiiler farklı bir şekilde. Ama ortak acımız Hazreti Hüseyin'in acısıysa eyvallah hepimiz bir aradayız. Ama birimiz bayram yapıp birimiz matem içerisinde olursak burada biraz sorgulamamız gerekir kendimizi. Hocam, mersiye dediniz, şiir dediniz, anma dediniz, vaktimiz daralıyor. Evet. Sizin güzel bir hazırlığınız var. Arzu ederseniz onunla bitirelim. Lütfen, evet. Onu lütfen okursanız çok sevineceğim. Hepimizin ciğerparesini de buradan yad etmiş olalım. Gerçekten bütün İslam alemi için önemli. Ben sözü size bırakıyorum. Evet, Muharrem ayını biz bu anlamda matem ayı olarak görüyoruz. Ehl-i Beyt'in şahı olan İmam Ali, İmam Ali'nin velayeti ve sevgisi doğrultusunda Osmanlı dönemi şairlerinden hepimizin tanıdığı, bildiği Neyzen Tevfik'in İkrarname diye bir şiiri vardır. Bilmem seyircilerimiz duymuşlar mı, duymamışlar mı? Tabii Osmanlı dili daha çok hakimdir. Bugün Türkçesiyle biraz belki anlaşılmaz olur ama biraz da Osmanlıcamızı hatırlayalım. Eyvallah. Ana dilimizi hatırlamış olalım. Sağ olun. Müsaadenizle bunu takdim edeyim. Ehl-i Beyt sevgisiyle, Ali sevgisiyle ilgili. Şöyle diyor Neyzen Tevfik, 1901 yılında yazılmış bir şiir. Diyor, vadiyi sevdaya düştüm. Pürgamım, şahım Ali, kimsesiz kaldım karanlık günde gümrahım Ali. Doğmuyor mihri ümidim, çıkmıyor mahım Ali, gelmiyor mu kuşuna bir ah o eyvahım Ali. Merhamet et halime her şeye agahım Ali, var mı senden başka söyle ilticagahım ya Ali. Rusiyahım, pür günahım yok yüzüm peygambere. İstemem bir türlü gitmek böyle ruz-i mahşere. İstemem bir türlü gitmek böyle ruz-i mahşere. Eylerim belki tesadüf der iken bir rahbere. Düşmüşüm elsiz ayaksız asitan-ı heydere.
tuttuğum rahi şekavetten hecil oldum hecil. Çeşmi imanım kapandı, batinen kaldım alil. Halimi hoş görmemek de sence şimdi mustahil. Nazra-i affında çünkü innehu şeyun kalil. Adeta çıldırmışım sehbâ-yı la'li yardan. Giymişim bir pîrehen ki nesç olunmuş nardan. Giymişim bir pîrehen ki nesç olunmuş nardan. Çektiğim gamsa sayılmaz yardan, ağ yardan. Çıkmıyor bir an ciğerden derdi sevda hançeri. Pence-i aşkın esiri olduğum günden beri. Ta Süveyda-yı dilimde hicri yarın ahkeri. Ol kadar yandım yıkıldım ki unuttum her yeri. Var mı senden başka söyle ilticagahım ya Ali? Çok gönül kırdım gücendirdim cevan-ı piriden. Her nasılsa saptı bir kere yolum tedbirden. Gerçi dönmez muktezayı talim takdirden. Himmetin hali değil lakin buna tesirden. İşte ettim astana aşkına vaz-i cebin. Dergahinden boş çevirmezsin beni kalbim emin. Daima ağlar yanar bir bedenim zar-ı hazin. Merhamet et halime, her şeye agahım Ali. Var mı senden başka söyle, ilticagahım Ali. Eyvallah. İlticagahımız orası Ehl-i Beyt. İslam ümmetinin kurtuluş gemisi. Rabbimiz o sevgiyi bütün İslam ümmetine, bütün insanlığa nasip etsin ve o sevgi sayesinde kardeşliği, barışı ve insani değerleri, İslami değerleri hayatımıza ve dünyamıza hakim kılmayı nasip etsin inşallah. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hem hüzünlendik hem sevindik. Buraya kadar geldiniz, ayağınıza, yüreğinize sağlık, vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir kez daha konuk etmek şerefine nail oluruz sizleri. Ehl-i Beyt'i daha geniş, daha uzun süreli bir programda tekrar iade etmiş İnşallah. Oluruz. Buradan tüm şahsınız adına, tüm Ehl-i Beyt sevenlere, tüm Ehl-i Beyt gönüldaşlarına sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir Anadolu Konuşuyor programının sonuna ulaştık. Saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde inşallah Düşünce Servisi programında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.